Bugün Verizon'ın hepimizin her sene heyecanla beklediği raporun üzerine birkaç değerlendirme yapmaya çalışacağım. Özellikle tehdit istihbaratı tarafından bu değerlendirmeleri yapmaya çalışacağım. E, rapordan bizim kendimize göre analiz ettiklerimiz neler e, onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, normal şartlar altında e, böyle 2-3 monitör falan evden güzel internetle çalışıyorum. Bugün yurt dışında olduğum için otel odasından bağlanıyorum webinar'a. Ee, geçişlerde şey yaparsam kusura bakmayın. Yani 2-3 tane monitörüm yok önümde. Küçük bir ekran var. Ee, interaktif olması için de biliyorsunuz ben şeyleri çok sevmiyorum böyle e, bayağı monoton sunumlar. Hiç benim tarzım sunumlar değil. E, i̇ster istemez tabii bazen istatistikleri paylaşınca, detayları paylaşınca o monotonluğa giriyorsunuz ama mümkün olduğunca webinarları daha ilgi çekmeci yapmak için neler yapabilirim? Hangi tool'ları kullanabilirim? Özellikle şu yapay zeka curcunası nasıl başladı ya chat GP'den sonra biliyorsunuz. Hani hangi daha güzel tool'ları kullanıp nasıl daha interaktif webinarlar yaparım çerçevesinde uğraşmaya çalışıyorum. Bugün de e, bir interaksiyon almaya çalışacağım ama dediğim gibi böyle birkaç monitör olmadığım için önümde geçişlerde e, mecburen kısıp ona göre şey yapacağım. Şimdiden anlayışınıza sığınıyorum. E, tekrar başlayacak olursak şu anda 5 geçiyor sanırım. Zaten artık yavaş yavaş başlayabilirim. Şimdi zaten hepimiz şeyi biliyoruz. Yani Dıbır raporunu hepimiz biliyoruz. Nedir ne değildir. Ama kısaca yine bilmeyenler için belki işte tam detaya hakim olmayanlar için ya da bir kere de başka birisinin ağzından duyayım bakayım bendeki şeyle aynı mı diyenler için kısaca bahsedecek olursak biliyorsunuz her yıl Verizon'ın yayınladığı bir rapor, Data Breach Investigation Report adı altında yayınladığı bir rapor. İşte her sektörden şirketlerin, kuruluşların siber güvenlikle ilgili en son trendleri, saldırganların eğilimlerini anlamamız için bize yardımcı olan bir rapor. Bu raporda Verizon ekibi gerçek verileri kullanarak günümüzün veri güvenliği tehditlerini analiz ediyor. Ve bunu güzel, görsel, işte istatistiklere dayalı, gerçek verilere dayalı bir şekilde raporluyor her sene. Ve gerçekten birçok siber güvenlik uzmanı buradaki verilerden hem gelecekteki stratejisini belirlemek için hem de şu andaki mevcut durumu değerlendirebilmek için yani iş ne tarafa evriliyor, ne oluyor? Buradaki verilerden ciddi şekilde yararlanıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda listeri öngörmek için açıkları öngörmek için de çok ciddi bir referans e, kaynağı biliyorsunuz bu rapor. Peki raporun içerisinde hangi veriler ve hangi bilgiler bulunmakta? Aslında siber güvenlik raporu ya yani bu yayınlanan dıbır raporun içerisinde son yıllarda meydana gelen veri ihlalleri saldırılar hakkında detaylı analizler var. Ve zaten bu webinara katılan çoğu kişi muhtemelen her sene bu raporu bekleyip raporla ilgili değerlendirmelerini kendisi yapıyordur. Yani raporun içerisinde dediğim gibi zaten ne var ne yok. Sizler hakimsinizdir. İşte burada veri ihlallerinde en çok hedef alınan sektörler, saldırı yöntemleri, hedefler, saldırganlar ve daha fazlası hepsi içinde. Daha spesifik olduğunda rapor için işte ihlal türleri bundan bahsedebiliriz. Fiziksel olaylar, web uygulama saldırıları, işte casus yazılım saldırıları, iş tehditler, daha fazlası gibi belli başlı e, konular var. Sektörlere yönelik analizler analizler var. Bankacılık, sağlık, perakende, kamu sektörü gibi çeşitli sektörlerle ilgili İstatistikler var. E, yine tehdit ajanlarıyla ilgili kimlik hırsızlığı olsun, hektivizm olsun, casus yazılımlar olsun, fidye yazılımları olsun, e, olsun malware saldırıları gibi bu tehdit aktörleri kimlerdir? eee motivasyonları nedir noktasında istatistikler veriler var. Saldırı yöntemleri yine bu raporun içerisinde yer alıyor. İşte phishing saldırıları, güvenlik açıkları, sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar, bunlarla ilgili istatistiklere denk gelmek mümkün. Bunun dışında güvenlik zafiyeti hakkında bilgiler, işte bazı zafiyetler hakkında yöntemlerin, saldırganların yöntemleri, erişim sağladığı eee taktik teknikler hakkında da bazı eee istatistikler detaylar bu raporun içerisinde paylaşılıyor dediğim gibi bu rapor dolayısıyla bize bir e, şey vermiş oluyor şimdi ben sizden şunu rica edeceğim katılımcılarımızdan e, böyle direkt, direkt istatistikleri sizin önünüze savunmak önüne dediğim gibi biraz interaktif olmasını istediğim için e, webinarın sizlerden e, menti.com'a gidip e, şu kodu girmenizi rica edeceğim e, bu rapor hakkında bilgeç birkaç istatistik bilgiyi e, sizin yorumlarınıza göre analiz etmek istiyorum. Ben şimdi e, bütün kullanıcılarımız şu şeyi gördüyse buradan çıkacağım ve Mentin listesine eş zamanlı bu şeye geçiyor olacağım. Katılımcılarımızdan ricam imkanı olanlar tabii ki menti.com'a gidip bu şeye girsinler. Aa süper. Çıkma Çıkmama gerek kalmadı süper. Mente bu şeyi çözmüş. Geçen webinarda şöyle bir sıkıntı oldu. Buraya canlı gelmedi şey. <laughs> Buradan çıkıp öteki şeye gitmek zorunda kaldım. Şu anda sunumun içinde canlı geldi. Harika oldu bu. Şimdi bütün veri sızıntıları biliyorsunuz burada işte bütün veri sızıntılarıyla ilgili bir analiz yapılmış. Ve bu bütün veri sızıntıların işte 100 bin tane veri sızıntısı olduysa sizce bu 100 bin tane veri sızıntısının yüzde kaçının temelinde hala insan unsuru bulunmaktadır? Şu anda çoğunluk katılımcı sayımız yüzde 99'un temelinde hala insan unsuru bulunmaktadır diye e, oylamada bulundu. Kaç katılımcı var şu anda? Katılımcı sayısına göre şey az ama biraz daha durup geçebilirim soruyu. Peki baktığımız zaman aslında yüzde doksan açık ara önde görmüş olduğunuz gibi katılımcılarımız diyorlar ki bütün veri sızıntılarının Verizon 2023 raporuna göre bütün veri sızıntılarının yüzde doksan dokuzunun temelinde yani yüksek bir oran öyle diyor. Hala insan bulunmaktadır. Bakalım neymiş? Doğru cevap %74'müş. <gülüyor> %99 <gülüyor> değilmiş. E, rapora göre ama gerçekten öyle hissettiriyor. Değil mi? Yani gerçekten e, baktığınız zaman öyle hissettiriyor. Bir dakika olmadı. Bir sonraki şeyi buraya koyması gerekirdi. O zaman izninizle stop share deyip Çünkü ikinci sorunun size geliyor olması lazım. Beş tane soru vardı. Buraya bir tanesi olmuş. Multimeter beni yine şeye şaşırtmadı. Ben şeyi paylaşabiliyorsam şu chatten yine paylaşayım şeyi. Multimetre gideceğiniz linki Ben paylaşamıyorum. Belki Türk'le sen herkese paylaşabilirsen şu linki. Gerçekten baktığınız zaman benim için de öyle. Yani hala sanki yüzde doksan gibi bir oran İnsan... Paylaştın bu arada chatten. Yüzde doksan dokuz gibi bir oran hala sanki gerçekten ee, bu insan tehdidi şeymiş gibi gözüküyor. Ben bir yandan öteki şeyi açmaya çalışıyorum. Present diyelim bakalım olacak mı? Answers. tamam o zaman şuradan şöyle olacak şunu ayırayım neredesiniz oğlum tek ekranla çalışmak ne işkence bizim gibi insanlar için şu anda ekranın geri gelmiş olması lazım Sen ikinci şeye geçmiyorsun acaba. <laughs> Şu anda gelmiş olması lazım ekranınızda ama bir sıkıntı varsa yazabilir misiniz rica etsem. Şu anda ikinci soruya geçebildik nihayet diye. Düşünüyorum yine bu menti.com'a girip buraya girerseniz ikinci sorunun sizin için açılmış olması gerekiyor. Evet ilk oylama gelince konfirmasyonu almış olduk. Teşekkür ederim sabrınız için. Şimdi burada diyor ki %180'i veri sıkıntılarının dış kaynaklı. Yüzde ise iç kaynaklı. Verizon raporuna göre. Bununla birlikte yüzde seksen gibi dış tehdit kaynaklı veri sızıntıları 200 milyon veri sızmış dış kaynaklı. Sizce iç kaynaklı veri sızıntısının miktarı ne kadardı? 50 milyon veri mi sızmış? 150 milyon mu? 500 milyon mu? 1 milyar mı? Bunu oylamanızı rica ediyorum sizden. Arada çok ciddi bir fark var. Dikkatinizi çekmiştir. Yani Verizon raporuna göre gerçekten burada sizin için ilginç istatistikleri bulmaya çalıştım. Sıradan. Bütün veri sızıntılarının %80'inin temelinde dış kaynak yatıyor. %20'si sadece iç kaynaklı. Dış kaynaklı yani %80 olan dış kaynaklı verilerden dolayı 200 milyon veri sızmış. 2023 raporuna göre. Ama %20 gibi bir rakam için sizce ne kadar veri sızmış? olabilir sizin değerlendirmeleriniz ne yönde olur 50 milyonla 500 milyon yarışıyor baktığımız zaman muhtemelen bir kısım bir kısım katılımcılarımız diyor ki yani yüzde seksen dış kaynaklı veri sızıntısının daha az olmuş olması beklenir Çünkü yüzde 80 200 milyon tekabül ediyorsa herhalde yüzde yirmi de elli milyona tekabül ediyordur. Ya da şu anda çoğunluk şey diyor. Yok içeriden kaynaklı tehditten sızan veri daha fazladır. Peki bakalım. Neymiş? 50 milyona bir kişi daha geldi. Bir milyarmış dostlar. Ben de şaşırdım buna. Bir milyar veri sızıntısı olmuş iç kaynaktan. Yani yüzde yirmi gibi bir rakam. 200 milyonun 5 katı. 5 katı gibi bir rakam e, veri sızıntısına sebep olmuş. Bu istatistik benim için de şaşırtıcıydı. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Zaten birazdan istatistiklerin üzerinden daha detaylı geçiyor olacağız yorumlarla birlikte. E, ama ben bu şeyle görmenizi istedim sizin. İş tehditler ne kadar büyük tehlike. Burada da görmüş olduk. Peki bir sonrakine geçelim. Ya arkadaşım şuraya basınca geçsen kendine güzel olur. Peki sizlerden hocam sıradaki şeyi oylamanız. Fidi yazılım saldırıların ortalama maliyeti sizce 2023 yılında ne oldu? Yani firmaların ödedikleri şeylere e, ransomware operatörlerine ödedikleri ortalama miktar ki o zaman biliyorsunuz e, bu parayı ödeseler bile insanlar geri alamıyorlar. Maalesef anahtarları. Ama sizce ortalama veri ne olmuş olabilir? Yalnız şöyle cevaplara baktığım zaman gerçekten şeyi gerçekten böyle salt siki ötücülerin burada olduğu belli. <laughs> Çünkü şundan dolayı optimistik bayağı düşük. Cevaplardan onu anlıyorum. Çünkü ben de sizlerle aynı cevapları düşündüm. E, baktığım zaman gerçekten güvenlik konusunda optimistliğimiz bayağı düşmüş. Öyle gözüküyor. Bu cevaplardan onu görüyorum. Evet yani baktığınız zaman ne beklersiniz 50K olmuştur canım. 2023'te bu rakamları gelmişizdir adamlar. Astronomik rakamlar istiyorlar. Milyon dolarlar. Öyle kolay kolay şey rakamlar değil. Çok haklısınız. Ben de size katılıyorum. Bunu beklerdik ama rapordan gördüğümüz kadarıyla bakalım 2600 dolar olmuş. Sizin için de şaşırtıcı olmuş olabilir. Benim için şaşırtıcı oldu. Ben de gerçekten 50 kyı falan geçmiştir. Yani çünkü öyle rakamlardan bahsediyor ki biliyorsunuz milyon dolar şu bu falan Ortalaman 2600 dolar olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ama Verizon'ın resmi rakamlarına göre 2600 dolarmış. Bu da ilginç. Yine en çok gerçekleştirilen saldırılardan bir tanesi Business Email Compromise Back saldırıları. Peki sizce Back saldırıları için ortalama maliyet 2023 yılında ne olmuştur? Bunun maliyetten kastım şu ransomware'de hani bir ücret ödüyorsunuz ya o ücret karşılığı size anahtarı veriyor. Bir sonraki bir önceki soru bununla alakalıydı. Buradaki soru o değil. Back saldırılarının Şirketlere maliyeti ortalama sizce ne kadar olmuştur? Çünkü biliyorsunuz böyle bir saldırı olup da şey olduğu zaman, ödemeler yapıldığı zaman yani burada bir alışveriş direkt ransomware'deki gibi yok. Ama bunun maliyeti şeye ne kadar olmuştur? Tahminlerinizi rica ederim. Evet yine security'ciler bu şey yanlarını belirgin bir şekilde gösterdiler. 400, 2600 bu, bu rakamlar ne demek bizim için güvenlikçiler için bu tehditleri gören, ransomware'in aldığı paraları gören 400, 2600 bu rakamlar hani bu rakamlar öyle rakamlar ki tabii dolar çok fazla olduğu için belki Türkiye'de şey değil ama ben cebimden bile veririm <laughs> denilecek rakamlar şey rakamlar değil İnsan böyle organizasyonlar business email compromise'lar falan gelince 50k falan bile komik kalıyor aslında ama tabii ben buradaki istatistikleri şeye göre çıkardım. Kendi yorumum değil. Bahsettiğim gibi rapordaki şeylere göre. Peki buna bakalım. Aslında burada çoğunluk doğru bildi. 50K olmuş. 2023 yılı için Verizon The Burr raporunda bek saldırıları için kurma maliyeti. Peki son bir tane challenge bir soru olsun istedim bizim için. Sizce 2023 raporunda üstünde en çok durulan bilerek alta şeylerini yazmadım açıklamalarını. Sadece CV kodlarını yazdım. E, aklınızda var mıdır acaba diye merak ettim. En çok konuşulan zafiyet sizce 2023 raporunda birçok kişi şu anda muhtemelen bu kodların şeylerine bakıyor olabilir bu Google'da açıklamalarına. Sizce hangisi olmuştur? Bunların arasında. İsterseniz kıs kısaca şöyle bir ipucu vereyim ilki yani 44228 olan Log4j 134 olan Apache Confluence Remote Code Execution 972 olan VMware vSphere ve 069 olan da Google Chrome Zero Day. Sizce Log4j mi yani mavi olan mı? Apache mi pembe olan mı? VMware mi kırmızı olan mı? Yoksa Google Chrome zero deyimi sarı olan mı? Yine buradan çok sıkı sağlam bir security profili olduğunu anladım. Çünkü isimlerini söyler söylemez zaten <laughs> doğru sonuçlar hemen tahmin edilmeye başlandı. Kodlar zaten akılda kalacak şeyler değil. Ben burada kod bilginizi ölçmek için yazmadım bunu tabii ki de. Sadece sizin için biraz daha zorlayıcı olmasını istedim o yüzden. Yoksa zaten hmm. isimden çıkaracağınızı çok iyi biliyordum. O kadar da kolay olsun istemedim. Çok teşekkür ederim. Nezaket gösterdiniz. Çok güzel bir katılım oldu. Benim için de eğlenceli oldu. Kesinlikle haklısınız. Ee, mavi olan yani log for j The Bird raporu içinde en çok bahsedilen ve üstünde durulan zafiyet oldu. Tabii ki diğer yazdığım zafiyetler de aslında 2022 için en ciddi olabilecek zafiyetler arasındaydı dolayısıyla aslında e, tahminler ve şeyler çok güzeldi hemen tekrar sunum şeyimi paylaşıp oradan devam ediyorum izninizle neredesin zoom Süper. Tekrar çok teşekkür ederim katılım sağladığınız için. Umarım sizin için de eğlenceli olmuştur. Gördüğünüz gibi aslında raporun içerisinde ilginç istatistiki veriler var. Yani bu istatistiki veriler dediğim gibi ben de sizlerle 3 aşağı 5 yukarı aynı oyları kullandım ki tehdit istihbaratı tarafında özellikle yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bu verilerin hepsini kendimizde biz de Sokralar olarak çok ciddi ve güzel raporlar hazırlamaya çalışıyoruz. Ona rağmen Buradaki sizin için ilginç verileri toplamaya çalıştım kendi adıma. Şimdi bu şeyleri inceleyelim ve 10 tane e, kendi adımıza değerlendirdiğimiz konu var. Bu 10 tanesinin üzerinden geçmek istiyorum izninizle. Bu rapordan neler çıkarılabilir bir fikrimiz olsun bu raporda nelerden bahsetmiş. Tabii ki her okuyan sektördeki kişiye göre bilgi birikim deneyime göre kullanılan cihazlara şuna buna göre rapordan çıkaracağı şeyler farklı olabilir ben de dediğim gibi daha çok siber tehdit istihbarat açısından kendi değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istedim öncelikle şunu belirtmekte fayda var biliyorsunuz rapora göre 5.212 tane doğrulanmamış ihlalden 23.896 bin tanesi analiz edilmiş yani 25.000'e yakın veri bu çerçevede Verizon raporu tarafından analiz edilmiş bu çok ciddi ve önemli bir veri dolayısıyla buradaki İstatistikler bizim göz ardı edebileceğimiz istatistikler değil. İşte bunların içerisinde yüzde 80'ine dış faktörler şey olmuştu. Bunlardan bahsedeceğiz zaten biraz sonra daha detaylı. fidi yazılım saldırıları en ciddi rakamlara ulaşmış durumda 2023 Verizon raporuna göre. Bunlardan bahsedeceğiz. Tedarik zinciri bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi saldırılardan bir tanesi ransomware saldırıları. Tedarikçi paralar tarafından diğer bir saldırı tür tedarik zincirleri çünkü biliyorsunuz Solar Winds olayıyla birlikte bu tedarik zincirleri olayı da şey diye dönüşmeye başladı. Hani eskiden hep şey derdik ya en zayıf halka insandır güvenlikte. Bu en zayıf halka insandır. Solar Winds ile birlikte en zayıf halka tedarikçi diye dönmeye başladı. Yine raporda bunlarla ilgili şeyler görmüş oluyoruz. Detaylar görmüş oluyoruz. Bu da bizim için önemli. Hata kaynaklı, insan hatasından kaynaklı şey olarak kastetmiyorum yani insider threat olarak kastetmiyorum sadece işte bilinmemezlikten teknik hatadan ya da dikkat gösterilmemesinden kaynaklanan veri sızıntıları var bu da yüzde on gibi bir ciddi rakam ulaşmış durumda aslında bu da ciddi bir istatistik çünkü baktığınız zaman sadece insider threatler için insider threatlerden biraz daha bahsedeceğim. ama çok ilginç bir haber var bizim her ay yaptığımız Cyber Watch serisi var sokradarda. E, vakti olanları mutlaka beklerim her ay. orada geçen ay Dark Web tarafında ve Surface Web tarafında hangi 10 tane önemli olay yani bir sürü olay oluyor takip etmek mümkün değil ben her ay bunları analiz edip e, insanlar için en ilginç çekici 10 olayı getirmeye çalışıyorum yani en azından bu 10 olayı mutlaka biliyor olmanız lazım güvenlik sektöründeyseniz diye orada da çok ilginç bir olay vardı Insider Set kısmında sizinle onu paylaşacağım zaten e, çok çok ilginç bir haber vardı ama hata kaynaklı yani kasti değil ve ama insanlardan hatalı kaynaklı yüzde %13 gibi bir data şeyinin olması, olması, da çok çok ilginç. Tedarik zincirlerinden dolayı işte izinsiz sisteme giriş %62 gibi bir rakam. Bu çok çok ilginç bir istatistik. Tedarik zinciri sağlayan kurum kuruluşların, gerçek kurum kuruluşları bu derece ciddi tehdit oluşturması gerçekten çok önemli. Çünkü tedarik zincirlerinde problem şu siz güvenlikçi olarak zaten elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Kurum kurum organizasyonunuzu korumak için. Ama size ek hizmet sağlayan, işte internet hizmeti sağlayan, telefon hizmeti sağlayan ya da işte kargo hizmeti sağlayan bir şirket, ya da işte size domain hizmeti sağlayan bir şirket e, size bu hizmeti verirken sizin belli hassas verilerinize ve confidential verilerinize, gizli verilerinize erişmeye çalışıyor ve onlardan kaynaklı bir sıkıntı olduğu zaman sizin verileriniz sızmış oluyor. Aslında sizle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok. Ama bu piyasada nasıl biliniyor? İşte diyor ki filanca şirketin şu kadarlık verisi var. Hatta bu bizim itibarımız nasıl e, zedeliyor? Şöyle zedeliyor. Mesela Dark Web tarafında şöyle satışlar oluyor. E, örnek veriyorum. Diyor ki işte A firmasının 50K müşterisinin datası satışta. Şimdi ortalık karışıyor. Neden? A firması diyor ki işte Özellikle tetkik arasındaki firmalara soruyor. Bize soruyor yani oradan biliyoruz. Benimle ilgili bu kadar veri sızmış diyor. Nasıl olabilir diyor. Yani ben diyor sistemlerinde bir herhangi bir sıkıntı şey yapmadım. Bir sıkıntı var da siz mi bana söylemediniz? Şudur budur. Biz de diyoruz ki hayır bakın sizle alakalı bir konu söz konusu değil. Sizin müşterileriniz sizin şey hesabınıza girmeye çalışırken oluşturduğunuz internette bilgisayarında malware var. Sizin müşteri hesabınıza girerken o malware stealer loglarla dataları çalmış. Dolayısıyla o Dark Web tarafı bu iş etiketleyenler A firmasının müşterisi diye etiketliyor. Yani böyle bir itibar kaydıyor. O firmada bir sıkıntı var mı? Yok. Müşterinin bilgisayarında bir sıkıntı var. Ve böyle toplu aldıkları için bu şekilde. Bunlar da ciddi sıkıntılar oluşturmaya başladı. Dediğim gibi tedarik zincirleri de bu kapsamda değerlendirebilir. Yine bahsettik insan faktörü çok çok önemli. Hala işte çok ciddi bir rakam bununla ilgili şey yapıyor. Peki ilk çıkaracağımız şeylerden bir tanesi sosyal mühendislik siber suçlar için etkili ve kazançlı bir olmaya devam ediyor. Bununla ilgili size şunu söyleyebilirim. Yine Teti Spar tarafından analizlerimi iletecek olursam. Sosyal mühendislik tarafının en çok kullanılan şey biliyorsunuz oltalama saldırıları. Oltalama saldırıları için e, artık şöyle şeyler geliştirilmiş durumda. Biz çok yakından takip ediyoruz dediğim gibi vakti olanları mutlaka Sabre Watch serisi beklerim. Orada bunları detaylı incelemeye çalışıyoruz. Hatta orada Kısa da olsa mal verileri ve işte bu yeni çıkan e, kitler hangileridir? Yani hangi platformlar çıkıyor? Hangi servisler çıkıyor? Yeni çıkan mal veriler nedir? Kısmi teknik bakıyoruz onlara. Sonra onunla ilgili bir blog yazmaya çalışıyorum. Daha detaylı incelemek isteyenler için falan. Bu sosyal mühendislik tarafında bizim için en büyük tehdit nedir? E, sizin de belki tahmin edebileceğiniz gibi. Phishing as a service diye bir şey çıkmaya başladı. Phishing as a service ne demek? Phishing as a service şu demek. Bütün as a service'lar şöyle çalışıyor. Size bütün platformlar hazır ve kurulu şekilde geliyor. Sizin hiçbir teknik kodlama şu bu falan bilmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken bu Azure Service'ları kullanmak. Dolayısıyla son zamanlardaki artışlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Azure Service'lar ciddi şekilde artmaya başlıyor. Örneğin Ransom ve Azure Service. Siz initial access'iniz var değil mi? Bir yere girebilirsiniz. Bu bir yere girerken diyorsunuz ki ya ben bu parayı alacağım, negotiation edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yok blockchain altyapısı olması lazım. Şu olması en olmam lazım bir yandan. Bunları nasıl yapacağım? Bunların hepsini ben yapamam. Çok ciddi bir altyapı lazım. Tehdit aktörleri Dark Web tarafında diyorlar ki kardeşim üzülme. Ben sana her şeyi hazırladım. Burada var. Gel benim platformumu kullan. Sen saldırını yap. Paranı al. Bunun %25'i %30'u senin geri kalanı benim. Çünkü bütün işlemleriniz onların platformu üzerinden gidiyor. Aldığınız para, yazışmalar, şu bu falan. Bütün sistem kurulu. Dolayısıyla %25-%30 gibi bir rakam e, bu orayı kiralayanlara veriyorlar. Yüzde %70 gibi ciddi bir rakamı ya da işte 85 gibi bazen daha da şey yapabiliyorlar. Rakamı kendileri alıyorlar. Dolayısıyla bu phishing as a service e, şey olmaya başladı. Ciddi artış göstermeye başladı. Ve eskiden şöyle bir şey vardı. Hatırlarsınız bizler siber güvenlik farkındalık eğitimlerinde şunu söylerdik. Ya bakın bir phishing oltalamasını tespit etmek için işte bakın grameri bozuktur, logosu bozuktur, şusu busuktur falan filan gibi Yine size son zamanlardaki analizlerimden söyleyeyim. Ee, bu phishing as a o kadar ciddi çalışmalar yapıyorlar ki işte böyle grammar tool'ları falan entegre geliyor oraya. Yani o logolar, şunlar, bunlar böyle şey gibi yazmıyorlar artık. Yollayayım. Nijeryalı prensi hatırlarsınız. <laughs> Nijeryalı prensi hatırlayanlar artık onun gibi değil. Gerçekten dil uzmanları falan şey yapıyorlar. Başka başka dillerde yazmak için. Yapay zekadan faydalanıyorlar. Ee, oradaki şey nedir? Ee, konuyu tam nasıl yansıtırız? işte Türkçe'de saldırı yapacaksak Türkçe'ye uzun gramer var mıdır şu durum falan gibi bunları yapıyorlar gerçekten işte Verizon'ın raporuna baktığımız zaman da yine bu analizi rahatça yapabiliriz yani bu şu anda da böyle gelecekte de böyle olacak oltalama saldırıları çok daha kolay basit ve advanced hale yani kullanan için kolay ve basit hale geldi ama kendisi daha sofistike hale geldi dediğim gibi içinde gramer tool'ları şunlar bunlar yapay zeka yani artık iş şeye dönmeye başladı. Daha nokta atışı e, oltalama saldırıların dönmeye başladığı için hala çok ciddi bir şekilde önemini koruyor. Ve gelecekte de oltalama saldırıları. ikinci de size söyleyebileceğim şey eklentilerle zararlı. Yani linkle birincisi ikincisi de eklentilerle. O yüzden bir e-mail'de lütfen ve lütfen bir link varsa, bir eklenti varsa özellikle ofis dosyaları ki en çok ofis dosyaları ve ikinci sırada pdf ile biliyorsunuz bu saldırılar yapıyorlar. bütün kullanıcıların bu şey üzerine iki defa düşünmesi. İşte yine business şeyle alakalı olacak olursa business email compromise istatistiklerde bahsettik ya maliyeti 50 bin dolar gibi bir şeye çıkmış. Yapılan saldırıların çoğuna baktığınız zaman %50'sinden fazlası back saldırılar. Yani o yüzden bu e-maillerimizi sağda solda paylaşmak işte business e-mailleriyle oraya buraya üye olmak aman bir şey olmaz ne olacak falan filan gibi şeyler doğru değil aslında bunu çok net görmüş oluyoruz çünkü buradan elde edilen şeyler toplanıyor ve daha sonra o organizasyonun e, aleyhine kullanılabiliyor İşte buradaki e-mail yapısı bile çok önemli yani siz örneğin sokaklara bir e-mail atacaksanız oradaki yapıyı biliyor olmaz lazım ki dediğim gibi adamlar gramere falan bile dikkat ediyorlar ki işte oradaki yapı isim soy isim isim nokta soy isim mi isimin baş harfi sonra soy isim mi Bunlara falan bile artık gerçekten dikkat etmeye başladılar. Sosyal mühendis saldırıların 44'üne baktığınız zaman dediğim gibi işte yüz, ortalama saldırıla bunların. Çok ciddi bir vektör. Dark web pazarında işte biz bunları yakından takip ediyoruz. Orada beklerle ilgili zaten çok ciddi satışlar oluyor. Şu organizasyonun şu kadar iyi maili bende var şu bu falan gibi. Bunlar daha sonra gerçekten ciddi zararlar veriyorlar. Şimdi insan en zayıf halkadır şeyini Kabul ettik. Zaten e, oylamada 99 gibi bir e, şey kullanıldı ki ben de aynı fikirdeyim. Yani ben de yüzde 99 gibi bir rakam beklerdim. Belki bir tık daha düşük beklerdim. 99 çok ciddi bir rakam çünkü. E, ama gerçekten yüzde 74 bile çok ciddi bir rakam baktığınız zaman. Burada şeyi bahsetmek isterim. İç tehditlerle ilgili birkaç hususu özellikle belirtmek isterim. İç tehditlerle ilgili belirteceğim hususlardan bir tanesi şu. İç tehditler çok ciddi problem olacak. Gelecekte de yani şu anda da öyle gelecekte de çok büyük problem olacak. Bunun nedenini daha önceki webinarda da birkaç kere söylemeye çalıştım. Bu ve nedenlerden bir tanesi iç tehditler hani hep bahsettik ya biz sağ tarafındayız. Şu anda buraya katılan arkadaşlarımın e, çoğu savma tarafında organizasyonlarını korumak için neler öğrenebilirim, ne yapabilirim? bu ensar bize bugün ne anlatacak, bana faydalı olacak. Zaman ayırdınız, iyi geldiniz. Teşekkür ederim. Savunma tarafındayız. Nasıl iyi, daha iyi savunma yaparız? Bunu beraber geliştirmeye çalışıyoruz. Ama saldırı tarafıyla hep bahsettiğim bir şey var ya. Adil olmayan bir oyun var. Biz bir maaşla çalışıyoruz. Mesai usulü çalışıyoruz. ve ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz var. Yaşamamız gereken bir sosyal hayatımız var değil mi? Ama bu siyah şapkalı tarafından öyle değil. Onlar çok ciddi paralar kazanıyorlar bütün işleri güçleri bu mekanın başından kalkmıyorlar. Yeni tool'lar, yeni teknikler, taktikler falan. Olay tarafa doğru gitmeye başladı. Ya sen arkadaşım bak bu maaşta hiçbir yere varamazsın. Sana şu kadar para. Sen bana bir inişli akses ver. Ben senin organizasyonuna gireyim. Zaten muhtemelen sen orada iyi davranmıyorlar. Düşük maaş veriyorlar. İşte insanla konmuyorsun. Şöyle oluyorsun, böyle oluyorsun. İç tehditlere sürekli bir baskı var. Ve insan tabii bir yere kadar Dayananlar vardır, dayanmayanlar vardır. Ama istatistiklere baktığımız zaman gerçekten insanlar yavaş yavaş şeye kaymaya başladı. Sizinle paylaşmak istediğim ilginç haber şu, yani bu da benim söylediğim tezi destekliyor bence. İngiltere'de bir IT'de çalışan e, firmasına diyor ki biz diyor hacklendik diyor, ransomware operatörleri tarafından bütün verilerimiz diyor şey oldu, e, kilitlendi. Eğer ki diyor bu verileri geri almak istiyorsan. İşte şu kadar para ödememiz lazım. Ya nasıl olur falan filan işte bir ortalık karışıyor. şey ödemek istemiyor firmanın sahibi. Diyor ki ben bu parayı ödemeyeceğim diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şey başlatın diyor. Bir soruşturma başlatın. Şu bu başlatın falan. İçsel internal bir investigation başlatılıyor. Internal investigation'ın sonucunda şu ortaya çıkıyor. Bu hani gelip söyleyen IT personeli vardı ya güvenlikten sorumlu aynı zamanda. Ve hacklendik işte şu kadar para verilmesi lazım falan kendisi almış git demiş dosyaları. Hiçbir saldırı falan filan yok ortada. Hiçbir <laughs> loglarda da böyle bir şey yok. Ee, sanki dışarıdan saldırı uğraş uğraş şey firma saldırıya uğramış gibi gitmiş bir de kendi yönetimle pazarlık yapıyor. Yani adam şey diye düşünmüş. Hani belki şöyle bir şey yapsaydı şansı daha yüksekti. Gerçekten bir operatör, ransomware operatörüyle anlaşsaydı onlar saldırı yapar. Bu adamın initial access'e verir. Dediğim gibi %25-30'unu alırdı şeyi. Ama onu yapmak yerine demiş ki herhalde bütün parayı ben götüreyim canım. Niye gidiyor bir şeyler %80'ini vereyim. Adam yakalandı ve hapse gitti. Şimdi bu örnek bana göre çok trajikomik bir örnek gerçekten. Yani adam görmüş olduğunuz gibi bir iş tehdit olarak kendi kendine saldırı senaryosu oluşturmuş ve yutturabilseydi yönetimini muhtemelen bütün parayı alacaktı. Dolayısıyla iş tehditler ciddi ve önemli bir şekilde şey olmaya başladı. Dediğim gibi gelecekte de bu şeyler artış olacağını ben kendi adıma değerlendiriyorum. İşte bu son haber, bu yaptığımız son Cyber Watch serisinde bahsetmiştim bu haberden. Bu son haberlerde de aslında bu şeylerin izlerini görüyoruz. İnsanlar dediğim gibi artık ransomware'lerle operatörlerle şeyi paylaşmak istemeyip kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu da aslında iş tehditlerin yakın gelecekte ne kadar önemli şeyler olacağını gösterecek bize. Şimdi bir diğer konu fidye yazılım saldırıları hala en kritik konular arasında. Fidye yazılım saldırıları da ciddi artış gösterdi işte. Bu eskiden bakın geçmişte 1 dolardan 526 dolar gelecekte kaç bin dolarlara kadar çıkması bekleniyor. E, ransomware işi nerede kırıldı hatırlar mısınız? Aslında bu şeyde kırıldı. Colonial Pipeline olayında. Colonial Pipeline olayında İş tam kırıldı. ilk kez bir ransomware saldırısı halka kadar yansıdı. Ve Amerika'da iç savaş çıkıyordu hatırlarsanız. Daha sonra Joe Biden, Rus devlet başkanı Putin'le görüştü. Dedi ki 66 tane şirket var bunlara dokunmayacaksın iç savaş çıkıyordu gibi. Ransomware'leri de yine gelecekte popüler hale getirecek ransomware saldırılarında da ciddi artışlar bekliyoruz. Yine size bahsettiğim bu as a service şeyleri, platformları. Ransomware as a service yani sizin hiçbir teknik bilgi hiçbir teknik altyapı kodlama hatta işte bu biz Pentest tarafında, Red Team tarafında kullanıyoruz ya Advanced Tool'lar. Bunların hiçbirini bilmenize gerek yok. Bu platformun sahipleri özellikle işte Lockbit gibi hazır derler ki gelin arkadaşlar bu platformu kullanın %25'i sizin, %30'u bizim şu kadar. Ne anlaşırsanız artık bu ne yapıyor? İşte buraya çok ciddi talepler var. Yine bu size bahsettiğim CyberWatch serilerinde şunu görüyoruz çünkü. Ya tamam da bunu bir kere kurdular hani neden artış bekliyorsun diyecek olursanız. Çünkü sürekli bunu geliştiriyorlar. Yani onlar ransomware as a operator şey yapıyorlar. E, service. Orada bazı tool'lar kullanıyorlar. Bu tool'lar yakalanıyor. Sonra geliştirip daha yeni şeyleri ekliyorlar. Biz her ay o CyberWatch serisinde bunu şey yapmaya çalışıyoruz. Analiz etmeye çalışıyoruz. Ben göstermeye çalışıyorum. Diyorum ki bakın yeni bir ransomware as a service hizmeti daha çıkmış şu operatör tarafından. Bu yeni servisin şu şu özellikleri var. Şöyle şöyle entegrasyonlar gelmiş. İncelemesi de çok keyifli çünkü. Yani adamların kendini geliştirmesi üstünde bu kadar durması bunları incelemek benim için gerçekten çok keyif verici onları görüyor olmak. Ve tabii ki yani keyif verici derken biz de karşılığında ne stratejiler geliştirebilir analiz etmek. Çünkü öğrenince öğrenmediğiniz şey daha tehlikeli sizin için. O açıdan keyifledim. Tabii ki adamların böyle bir şey yapıp da bizleri ya da sizleri eklemesini istemeyiz ama gerçekten şey açısından güzel yani bu kadar kendini geliştirip bu kadar şey yapıyor olmaları lazım e, o nedenle şunu tekrar söyleyebilirim altını çizerek e, yazılım saldırıları gerçekten çok ciddi ve astronomik rakamlara uğradı e, hatta e, biliyorsunuz işte bu operatörlerin başındaki çocukların yaşları bile e, böyle bizi şeye düşürecek seviyede yani hayrete düşürecek seviyede yok 19 yaşında 18 yaşında bilmem ne Adamların kazandığı paralar yine Colonial Paypen'i e örnek verecek olursam hatırlarsınız Colonial Paypen 4.5 milyon dolar gibi bir rakam ödemişti hatta işte o yüzden bu 2600 şey sizin gibi bana şey çok gelmişti 26 binde özür dilerim 26.000 bin miydi 2600 26 bin 26 her neyse çok önemli değil bana çok komik gelmişti yani bu rakamlar gerçekten şey rakamlar değil eee ciddi alınabilecek rakamlarda çünkü milyon dolar seviyesinde şeyler dönüyor. E bir de işte bu işler çok kolay şeye geldiği için bir de insider trade'le işte birleştirirseniz dediğim gibi adam size diyor ki senin diyor initial access'in varsa bak diyor. Hatta şunu bile söylüyor. E, ransomware tarafında biz bütün bu postları gerçekten çok yakından ve şey takip ediyoruz. Yani e, böyle kafamdan uydurduğum hikayeler Dark web tarafı gerçekten eğlenceli. Adam diyor ki ya siz dediniz ki işte ya arkadaş Ransomware as a service bahsediyorsun da ben onu bile kullanamam. Yani onu kullanırken yakalanırım. Şu olur, bu olur falan filan. Yani tabii ki siz dürüstlüğünüzden şeyden kullanmasın sadece kullanmaktan değil. Ee, yani şey için söylüyorum bunu. Kötü niyeti olan gri şapkalı dediğimiz var ya. Böyle işte bir yandan o tarafa kaymaya meyilli insanlar için. Onların arasında tabii korkan şey olanlar olabilir. Ya yani bu kadar işler basitleştirilmiş hale getirilse bile diyebilir ki ya ben onu kullanmak istemiyorum. Ee, çünkü yakalanırım şu olur falan filan. Bunun için bile tehdit aktörlerinin şöyle bir teklifi var biliyor musunuz? Diyor ki senin inişli aksesin varsa sisteme girecek. Sen A şirketinde çalışıyorsun. Evet. A şirketinde ben IT birimindeyim ya da işte öyle bir e, veri var ki elimde inişli akses sağlayacak. Sen hassas verilere girebilirsin. Güzel. Sen diyor bana bunu ver diyor. El altından. Ben diyor buraya girerim. Organizasyonunu hacklerim. İşte kazandığım paranın yüzde beşini sana veririm. Sen öyle ransomware as a e bir elini sürmene gerek yok. Negotiation yapmana gerek yok. Benim bütün adamlarım, benim şunlarım, bunlarım her şey hazır. Bu kadar kolay. Şimdi işin şeyi, boyutunu düşünseniz sadece yapacağı bir initial access vermek. Ya ve bununla ilgili yani insanların şeyini çelmek için gerçekten o kadar ciddi postlar atılıyor, şeyler yapılıyor ki ve biz birçok insanın bu şeye düştüğünü görüyoruz. İş tetiklerle ilgili işte bahsettik. Bakın e, burada özellikle vurgulamak bu, istediğim bir hususu Başta o yüzden şeye koymuştum. Şimdi baktığınız zaman zaten istatistiklerin öneminden bahsettim. Yine kendi tezimi savunmak için bu istatistikleri burada tekrar hatırlatmak isterim. Dış kaynaklıydı hatırlarsanız yüzde sekseni veri sızıntılarının. Ama o dış kaynaklı veri sızıntısı miktarı 200 milyondu. İç kaynaklı yüzde yirmiydi. İç kaynaklı veri sızıntısı miktarı 1 milyardı. Yani dolayısıyla hani buradaki yüzde seksen rakamı çok da şey alacağımız bir rakam değil. Çünkü birinde bir milyar veri sızmış. Ötekinde iki yüz milyon veri sızmış. Ha tabii şunu sorabilirsiniz. O istatistiği burada detaylarını göremediğim için bilmiyorum. Çünkü tamamen dıbır üzerine konuşuyorum şu anda. Ee, bu iki yüz milyon verinin mi hassasiyeti daha yüksek bir milyarın mı? Diye sorabilirsiniz. Tabii bu da önemli bir etken. Ee, ama ben kendi neyimlerimden söyleyebilirim ki size. 1 milyarınki çok, çok daha fazla. Çünkü neden? İçeriden veri sızan, paylaşan kişi hangisinin daha önemli olduğunu biliyor. Yani dışarıdan girenler ne varsa onu çalıyorlar. Öyle değil mi? İçeriden veren zaten sizi önemli olanı veriyor. Yani gereksiz şey bilgileri vermiyor. Dolayısıyla iş tehditler hani şunu diyemeyiz. Yüzde 80 dış kaynaklı olduğu için dış tehditlere çok de daha fazla dikkat etmek gerek. Tabii ki çok daha fazla dikkat etmek gerek bütün tehditlere ama Gördüğünüz gibi iş tehditlerinin verdiği zarar çok çok daha fazla ve dediğim gibi iş tehditlerle ilgili ciddi saldırılar bekliyor. Zaten bunun için bütün organizasyonları çok acil bir şekilde Zero Trust Architecture üzerine architecture yapmayı davet ediyoruz. Çünkü Zero Trust Architecture olmayan bütün organizasyonlar bu iş tehditlerden çok ciddi yararlanacaklar. Zarar görecekler özür dilerim. Şimdi baktığınız zaman veri ihlallerinin büyük çoğunluğunun hala finansal nedenler oluşturduğunu görmekteyiz. ve bu e, tabii finansal şey oluşturacak. Ne oluşturacak diyebilirsiniz. Aslında şöyle yani finansal şeyler dışında aktivizm, işte political mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi state sponsor şeyler var biliyorsunuz. APT gruplarının çoğu o advanced tool'ları kullanan, o ciddi zararlar veren, uzun zamandır sisteme girip fark edilmeyen o grupların arkasında çoğu zaman state sponsor yani devlet destekli gruplar onlar. O yüzden zaten onların öyle bir bütçe sorunu, öyle bir tool sorunu, öyle bir eleman istimal etme sorunu yok. Bunlar hepsi devlet destekli olduğu için. Ama yine de onlara baktığınız bile sizin için şaşırtıcı olabilir ya da bilenler için şaşırtıcı değildir belki. Onlar bile devletin verdiği işler dışında bir sürü işler yapıyorlar biliyor musunuz? Para karşılığı. Yani mesela örnek veriyorum Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan gidecek olursak. Rusya-Ukrayna savaşında işte Fancy Bear, APT28, APT29 bunlar biliyorsunuz hani işin zirvesindeki APT grupları. Artık olayı aşmış. Ellerindeki tool'lar, şunlar, bunlar Rus destekli oldukları için bu işin uzmanlarılar. Zaten bunlar bizim çok çok yakından takip ettiğimiz e, APT grupları. Hatta işte bu yine Cyberwatch serisinde geçen şeyi inceledik. Snake malware APT28 tarafından e, şey yapılmış, geliştirilmiş e, ilgilenenleri mutlaka şeye davet ederim bu mal veri incelemelerine. E, bu şeyin kendi ifadesi Birleşik Devletler'in SİSA'sı e, sisası var ya sörtü bizim Osmanlı'ya denk gelen. E, şu ana kadar gördüğümüz FSP tarafından geliştirilmiş en advance cyber espionaj mal veri. Gerçekten o mal veri inceleyince böyle hani bu işleri seven bilirsiniz o yüzden söylemeye çalışıyorum böyle keyiften dört köşe oluyorsunuz. Yani nasıl adamlar bir mal vergi geliştirmesi, nasıl şey yapmışlar falan. Burada şuna gelecektim. Çok dağıtmayayım konuyu. Bu grupların bile, devlet destekli grupların bir devlet için yaptığı şeyler var. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı örnek veriyorum. Biz Rusya-Ukrayna Savaşı başlarken Sokradar tarafında şunu nokta atışıyla tespit ettik biliyor musunuz? Dedik ki bir iki gün içerisinde füzeler ayağa kalkacak. Diyeceksiniz ki bunu nasıl tespit ettiniz? Şuradan tespit ettik. DDoS ayağa kalktı. Yani Rusya'dan şeye giden trafik, Ukrayna'ya giden trafik ayağa kalktı. 28 Şubat mıydı? 27 Şubat mıydı? 22 Şubat'ta herhalde. Tam hatırlayamadım, özür dilerim. Neyse o tarihlerde, tarih çok önemli değil. Didos ayağa kalktı. Dedik ki bir iki güne şey geliyor demeden, bir iki gün sürmedi. 7 saat sonra, Didos ayağa kalktıktan sonra Didos saldırıları. 7 saat sonra Rusya'dan uçaklara füzeler Ukrayna'ya kalkmaya başladı. Şimdi orada işte bu APT gruplarına verilen görevler var zaten. Deniliyor ki sen şuraya saldır, buraya saldır, şunu geçtir falan filan. E sürekli ama Ukrayna ile Rusya bir siber savaş içerisinde değil değil mi? Bu APT grupları diğer şeyler içerisinde ne yapıyorlar? İşte burada da normal operasyonlarına devam ediyorlar. Yani gidiyorlar işte A ülkesine saldırıyorlar, B organizasyonuna saldırıyorlar ve oradan finansal şey sağlıyorlar. Yani bütün aslında şeylerin temelinde yani para yoksa şu açık ve net hatta işte bir tane daha webinarımız vardı. Lesson Nerd, Ransomware e, saldırılarından diye. Orada da altını çizdiğimiz konu şu. Bütün bu APT gruplarının, bütün bu Ransomware gruplarının, e, bütün bu şey gruplarının, hacker, hatta çoluk çocuk gruplarının falan bile script kid'i izlediğimiz var ya. Birincil hedefi para. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz para. Yoksa e, kendinizi geliştirmeniz, tool'ları geliştirmeniz, yani e, diğer şeyler bir yere kadar... E, bu raporda da, Verizon raporunda da aslında bu söylemiş olduğumuz şeyleri e, Verizon raporunu desteklemiş olduğunu gördük. Şimdi diğer bir konu yine Verizon raporundan çıkarabileceğimiz e, analizlerden bir tanesi artık serviceless yapıya geçme gibi bir durum söz konusu. Çünkü neden? E, şundan dolayı Asset Surface Management diye bir kavram var ya tehdit istihbaratında sizin her dijital asetiniz sizin için birer nedir? Ee, tehdit oluşturabilir. Yani dijital asetleriniz ne kadar çoksa, ne kadar çok serveriniz varsa, ne kadar çok domaininiz varsa, ne kadar çok IP adresiniz varsa bunların hepsi sizin için birer tehditdir. Atak Surface de o yüzden tehdit istihbaratı tarafında Atak Surface'in çok yakından takip edilmesi gerekir. Çünkü neden? Biz güvenlikler için genellikle çoğu sorun çoğu zaman bilmediğimiz yerlerden bize saldırı gelmesine gibi işte bir örnek veriyorum marketing departmanı gidiyor bir domain adresi satın alıyor. Buradan bir promosyona çıkıyor. Promosyona çıkıyor ama size haber vermiyor bu domain adresini aldığında. Sonra burası saldırıya uğruyor. Sonra sonra diyorlar ki ya işte burası saldırıyordu. IT birimi, güvenlik birimi yardım edin aman. Siz diyorsunuz ki çok geç artık ben nasıl yardım edebilirim? Yani burayı aldığın anda bana söylemen gerekirdi ki ben oraya gerekli güvenlik tedbirlerini kurmuş olayım. Dolayısıyla bütün şirketler için artık bu işi merkezileştirme yani asetlerin yönetimini Asak, Surface Management'la merkezileştirme ve mümkün olduğunca sunucuları daha aşağı indirip services yapıya indirip buna göre merkezi bir sistem üzerinden idare etme. işte yine Verizon raporunda da biz bunu görüyoruz. Yani Verizon raporda aynı şekilde analizlerine göre diyor ki evet şirketler artık yeni bir stratejiye doğru ilerliyorlar. Yeni bir trend çıktı ve bu trendde daha az server yapısıyla ilerlemek daha mantıklı olacak. Peki bir diğer konu e, nedir? Bunlardan diğer bir konuda da e, siber saldırılarda biliyorsunuz artık kripto paralara yönelik ciddi saldırılar olmaya başladı. Blockchain yapısı e, merkezi dağıtık yapısıyla ve entegre edilebilmesiyle yani değiştirilemez olmasıyla çok güzel e, çok yeni teknolojiler getirdi. E, gerçekten getirdiği bu teknolojiler çok çok faydalı. Hatta biliyorsunuz şey konusunda çok tartışmalı olur ya e, devletler çok bu blockchain yapısına geçmek istemiyorlar. Çünkü burada bir kontrol, merkezi bir kontrol sistemi yok. E, bloklar üzerinden ilerleme var. Ama bunun getirdiği avantajlarla birlikte dezavantajlar da işte yine bu rapora göre, bu raporuna göre e, kripto paraları yönelikse ben sardım çok ciddi artış göstermiş durumda burada şeyleri de görüyoruz zaten. haberlerde de takip ediyorsunuzdur. Hatta şeylerde falan bile vardır biliyorsunuz. Eskiden pek yoktu. Bu Hack the Boxer, Last kullanıyorsanız. Gerçi Last kripto ile ilgili görmedim ama. Hack the vardı. Challenge'lar. Artık o challenge'lara falan bile yansımaya başladı. Yani oradaki challenge'lar içerisinde kripto para birimlerine yapılan saldırılar şunlar falan. OSIN çerçevesinde falan vardı. Geçen işte bir siber tetkisi siberte eğitimi verirken canlı böyle şey yapmak istedim. E, o saldırı challenge yapmak istedim. Ekdi Bax tarafında e, çok güzel şeyler koymuşlar senaryolar gerçekten. Ve e, bu raporda da şeyi gösteriyor gerçekten. Yani kripto paralar yapılan saldırılar e, çünkü çoğu zaman bunların yazılımcıları güvenlik tarafında e, ciddi bir e, bakış açısına sahip değiller. Bunlar da biliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, oradaki şeyler bütün rakamsal şeyler üzerinden dönüyor ya. Yani bir gittiyse oradaki para mesela geçmişte de oldu bu işte belki kullanıyorsunuzdur Binance'dır işte diğer şeylerdir şunlardır bunlardır orada herhangi bir şekilde sizin cüzdanınızın şeyini kaybetseniz bile o anahtar kodunu paranız gitti dijital olarak yani dolayısıyla bu dediğim gibi yeni teknolojiler getirdiği gibi blockchain altyapısı ki ben de blockchain ile ilgili e, güvenliğiyle ilgili bir çok yazı yazmaya çalıştım videomda e, şeyler getirdiği gibi çok güzel sistemler. Aynı zamanda çok ciddi zafiyetler de barındırıyor. Ve raporda da bu şeyi görmüş oluyoruz. Yine dediğim gibi getirdiği zafiyetlerden kaynaklı exploitation'ların artmış olduğunu görüyoruz Verizon raporuna göre. Peki bir diğer çıkarabileceğimiz şeylerden bir tanesi sisteme giriş için daha karmaşık saldırılar kullanmaya başlandı ama benim yorumum şu. Yani bu rapordan çıkan şey tehdit istihbaratı açısından nasıl değerlendireceksin diyecek olursanız şöyle değerlendirmek isterim. Aslında bu görmüş olduğunuz o APT grupları, ransomware grupları bahsettik ya. Bunlar gerçekten çok advanced tool'lar geliştiriyorlar. Şimdi şöyle bir çelişkili bir durum açıklamış olmak istemem size. O yüzden burada kendimi net bir şekilde ifade edeyim bu APT gruplarını şu şekilde düşünün ya da ransomware gruplarını. Gerçi ransomware gruplarıyla APT gruplarını ayırt ediyoruz. Çünkü ransomware grupları genellikle e, devlet destekli değil. Mesela Lockbit. Lockbit'i şöyle düşünün. Bir Fortune 500 şirketi nasıl hareket ediyorsa Lockbit öyle hareket ediyor. Normal bildiğiniz corporation bu şirket. Bu corporation içerisinde e, data analisti var business analist var. İşte bu şirketin patronları var. Yönetim kurulu var. Marketingi var. Public relation'ı var. Lockbit'ten bahsediyorum gerçekten. Lockbit böyle bir şirket. Daha net şey yapacağım. Kaç oldu saatim? Çok da vaktiniz zamanı. 55 geçiyor. Toparlayıp bitireceğim. Kendimi net, bir şekilde ifade sonra. Lockbit böyle bir grup. Yani bu Lockbit Ransomware grubu. Diğer Ransomware'leri de tabii onu örnek alıyorlar. onu gibi hareket etmeye çalışıyorlar tabi sınırlar tam böyle net çizili değil yani Lockbit şu tam ransomware grubudur şu tam APT grubudur tam şu değil ama genel olarak bir çerçeve çizmeye çalışıyorum size özetlemek için Lockbit grupları şey Lockbit diyorum ransomware grupları genelde işte saldırayım kitleyim dosyaları paramı alayım işime bakayım APT grupları işte bu Fancy Bear'dir yok işte İran'ın grupları var Çin'in grupları var pandalar, kitinler, İran için kitinler, Çin için pandalar, Türkiye için kurtlar, işte şey nedir onun adı, Rusya için bearlar, ayılar gibi o bu gruplar genellikle devlet destekli olabiliyorlar. Dolayısıyla bu devlet destekli olanların aslında yaptığı iki tane şey var. Devlet destekli olduğu için genellikle karşı, kontratak, diğer devletlere saldırdığı için advanced tool'lar geliştirmek zorundalar. Mesela örnek veriyorum işte Amerika'nın gizli servisine bağlı, FSB'ye bağlı Fancy 24. FSB iç güvenliğe bağlı. Ee, şey, Fancy Bear. Evet, APT-28. Öteki de APT-29. Mesela Amerika'nın dış askeri istihbaratına bağlı. Şimdi bunlar Amerika'ya saldırırken normal tool'lar kullanamazlar değil mi? Evet, burada kendini geliştirip çok daha advanced teknik taktikleri kullanıyorlar. Solar Winds'e öyle saldırdılar. Ki Amerikan Savunma Bakanlığı'na direkt giremeyip Solar Winds üzerinden girdiler. Darma duman da ettiler. Ama bizim için ne? Biz şimdi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı değiliz. Normal organizasyonlarız. Bizim için bu APT gruplarının anlamı ne? O da şu. Bizim için advanced tool'lar geliştirmiyorlar. Sebebi de şu biliyor musunuz? Çünkü çoğu organizasyon hala eski zafiyetleri barındırmaya devam ediyor. Adamlar uğraşıp yeni tool, yeni zafiyet geliştirme derdinde değiller. Çok advanced tool'lar, taktikler geliştiriyorlar. Onlar işte bu çok advanced kuruluşlar için. Amerikan Savunma Bakanlığı için, şurası burası için. Ama bizim için anlamı şu. Bizim... Yani siz de öyle değilsiniz umuyorum diyorum. Biz de öyle değiliz tabii ki. Ama baktığınız zaman çoğu şirket hala eski zafiyetleri devam ettiriyor. Şöyle bir istatistik vereyim size. Amerika Microsoft'un 2015'ten beri ki zafiyetleri arasında yani en çok en çok bu tehdit aktörleri tarafından istismar edilen 5 tane zafiyet var Windows tarafında. Bunlardan bazıları 2015 yılına falan ait. O kadar eski. 600 binden fazla şirket geçen sene bu 2015 yılındaki zafiyetten dolayı e, para ödemek zorunda kalmış. 600 bin şirket düşünün. Yani bu advance gruplar niye gidip yeni şey bulmaya çalışsın ki bu organizasyonlarda? Zaten adam 2015 yılındaki zafiyeti bile kapatmaya çalışıyor. Çalışmıyor. Dolayısıyla şurada bahsetmeye çalıştığım şey hani evet karmaşık saldırılar yapıyorlar şunlar bunlar yapıyorlar ama hala eski zafiyetler. Burada da Lesson 4 kısmında size bahsedeceğim kısım şu olabilir. Lütfen kurumunuzdaki eski zafiyetleri göz ardı etmeyin. Yani bu adamlar e, zaten şeydir, nedir, edir, onlara bakmaz. İlk baktıkları şeyler o. Hatta işte yine geçen yerlerde verdiğimiz, e, nedir onun adı? Geçenlerde verdiğimiz sibertet istihbarat eğitimi vardı. Orada bir honeypot kurup şeyi göstermeye çalıştım. Proaktif savunma onu gerektirir ya. Honeypot kurarsınız adamlar nasıl geliyor, şey yapıyor falan filan. E, benim kurduğum honeypot'a birçok tarama geldi. Şimdi ister istemez katılımcılar şey sordular ya. Nasıl olur? Hani <laughs> hackerlar seni mi bekliyordu honeypot kurmak için? Hayır hackerlar beni beklemiyor. Zaten bu işler otomatikte çalışıyor. Yani siz bir honeypot kurduğunuz anda adamların sürekli tarama yapan şeyleri var. Skripleri var. Yani git bütün sistemler adamlar tarama yapmıyorlar ki orada gördüğü anda zafiyetleri bir şey varsa ellerinin altında. Yani bu işi otomatize geçirmişler. Dediğim gibi benim gibi sıradan bir insanın kurduğu honeypot'a bile bir anda şeyler gelmeye başladı. taramalar gelmeye başladı. Yani onları katılımcılar bir anda manuel hackerlar hemen beni buldular da tarıyorlar zannetti. Yok dedim yani adamların yazdığı tool'lar var zaten. Sürekli tarıyor, sürekli tarıyor. Yani siz de zaten şeyi açarsanız bir tane hani göreceksinizdir kendinizi. Dolayısıyla lütfen organizasyonlarda ilk de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi bu eski zafiyetlerin kapatılmış olması. Aksi halde e, ilk baktıkları şey bu olacak. Kaç tane kaldı? Bir tane kalmış. Teşekkür ediyorum. Hemen size bitireceğim. Geciktirmeden 17 oldu. Son çıkarabileceğim diğer bir şey de bu yüzden işte bazı şeyleri dediğim gibi oltalama saldırılarında yakından takip etmekte fayda var. Linkler ve en çok sevdikleri şeyler ki dediğim gibi o Cyber Wars serilerini de çok yakından takip ediyoruz. Adamlar her zafiyeti neredeyse artık Microsoft dokümanları eee bunun üzerine kurmuş durumda. Yani o kadar ciddi bu şey. Sürekli orada yeni şeyler geliştiriyorlar. Oltalama saldırıları şu bu falan filan. Özellikle aldığınız e-maillerde şurada burada bu eklentiler varsa ofis dosyaları, pdf dosyaları lütfen çok çok daha dikkatli olun. iki kere daha dikkatli olun. Çünkü bu şu anda en çok kullanılan taktiklerden bir tanesi Cyberwatch serisinde her ay mutlaka bununla ilgili bir şey çıkıyor. Orada daha detaylı işte İşte OneNote olsun. OneNote'dan Excel'i e atlıyor. Oradan Word'a e atlıyor. Bir şey atlıyor. Yani sürekli böyle bir geliştirme. Sürekli bir taktik var. Ama hep Microsoft Office verir Çünkü en çok kullanılan ister istemez bu dokümanlar olduğu için bunlar üzerine yapılan çalışmalarda çok ciddi şekilde artmış durumda. O yüzden kullanıcılar özellikle şey için uyarıyoruz dediğim gibi. Eğer bir e-mail'in içerisinde link varsa, e eklentiler varsa özellikle Office... Bunları mutlaka iki kere inceleyin şüpheli bir durum varsa mutlaka güvenlik birimine haber verin ki onlar gerçekten bu dosyaları indirip incelesinler. İçerisinde herhangi bir zararlı var mı? Zaten en çok odaklanılan konulardan bir tanesi yine bu tehdit aktörlerinin yaptığı IDR sistemlerini atlatabilmek. Bu şeylerle e, dosyalarla şunlarla bunlarla falan eklentilerini nasıl atlatırız? İşte biliyorsunuz matuşuşka gibi iç içe koyma bizim de yaptığımız makrolarla şunlarla bunlarla tespit edemesin gibi idr atlatma yöntemleri şu bu falan. E, sürekli kullanılan geliştirilen yöntemler arasında. Ama günün sonunda en iyi idr sistemini kullansanız da e, kullanıcı da bitiyor iş. Yani kullanıcının farkının bitiyor. Burada daha dikkatli olursa, daha şüpheli olursa kullanıcı gerçekten böyle bir şey var mıdır yok mudur? Yani hiç alakasız bir eklenti gelmiş. E, şöyle olmuş, böyle olmuş. Dikkat etmez de bunu indirip kullanırsa o da iyi diğer atlatabilecek seviyedeyse zaten o kadar milyon dolarlık yatırım ya da işte kaç yüz bin dolarlık yatırım da boşa gitmiş oluyor. Ben çok teşekkür ederim değerli zamanınız için. Benim anlatacaklarım bu kadarıydı. Dıbır raporla ilgili dediğim gibi daha çok zaten sizler Dıbır raporuna hakimsinizdir. Neler yazıyor, ne oluyor, bitiyor falan. Ben kendi deneyimlerimle tehdit istihbaratı tarafından yorumlarımı sizle paylaşmaya çalıştım. Eğer varsa sorularınız sorularınızı alabilirim. Soru yok gibi duruyor. O zaman ben bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Başta da e, interaktif bir şekilde katılım sağladınız. Güzel oldu benim için de. O zaman hepinize güvenli güzel günler diyorum. Kendinize iyi bakın lütfen. Bir tane şey geldi ama. Melike Hanım, Cyber World serimiz yok şey. Şöyle, Medium'da değil direkt. Bizim Sokradar'ın şeyinde LinkedIn'den takip ederseniz her ay bu şekilde webinar ama İngilizce, Türkçe değil. Bir saatlik bir webinar oluyor. Orada ben 10 tane olaydan bahsediyorum. Şunlar, şunlar oldu. Yeni taktikler, yeni tehdit aktörü çıktıysa ondan bahsediyorum. Yeni bir strateji, teknik taktik çıktıysa ondan. Yeni bir ransomware gibi as a çıktıysa bakın yine şunlar çıktı falan gibi. Tabii o bir saat içerisinde bu 10 tane olayın detaylarına girmek pek mümkün olmuyor. Ya da işte biraz önceki gibi ilginç bir haber varsa ondan bahsetmeye çalışıyorum. Diyorum ki işte bakın böyle bir haber olmuş. işte adam gitmiş dosyaları şifrelemiş. Ransomware operatörü gibi para istemiş. Yani bizim bakış açımızı değiştirecek. Böyle sıradan haberler değildi. İşte örnek veriyorum. Ya Log4j de önemli bir şeydi. Ben orada log 4 ji anlatmıyorum. Mesela bu herkesin bildiği bir şey daha böyle sizin ilginizi çekebilecek yani insanların ilgisini sağda solda göremeyecekleri daha böyle perspektifini dönüş, görüş açısını değiştirebilecek haberleri toplamaya çalışıyorum orada. ilginç yeni bir malware çıktıysa Advance işte bahsettiğim gibi geçen iSnake malware'den bahsettik ki Amerika'nın kendi şeyiyle en advanced şu ana kadar yazılmış malware gibi daha ilginç şeyleri getirmeye çalışıyorum. 10 tane ondan bahsediyoruz ama takdir edersiniz orada bir saat içerisinde onların hepsinden bahsetmem mümkün olmuyor. Ertesi gününde onun blog yazısını yazıyorum. ki Çünkü siz de kendi research'ünüzü yapmak istersiniz. Hani bu sinek meyvelerden bahsettik böyle hareket ediyor ama hangi kaynaklardan yararlandım... Bu haberi nereden buldun? Orada IOC'ler var mı? Görmek istersiniz. Ertesi gününde onun e, şeyini, medium'unu IOC'den çıkıp linki paylaşıyorum. Bizim bir şey var. E, müsaade olursa bir community kurmaya çalışıyoruz. E, onun linkini paylaşayım. Orada da takip edebilirsiniz. CTR Community sokadarın orada işte bu Medium yazısını linki, şeyin kaydını nedir onun adı aldığımız kaydı. Hepsini Discord kanalımızda paylaşmaya çalışıyoruz. Discord kanaldaki linke katılmak isterseniz şöyle paylaşayım. Gerçi yani Yine paylaşamayacağım. Tuğçe'den rica edeceğim. Ben çok teşekkür ederim Melike Hanım sorunuz için de katıldığınız için de değerli vaktiniz için de. Başka soru yoksa eğer tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize. O zaman sağlayacakla kalın. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Discord'dan bu takip ederseniz memnun oluruz. Oradan da eventlerle ya da işte yayınlanacak blogla ilgili ya da sabi boşla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güzel, sağlıklı günler.